Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi herkesin diline pelesenk olması gereken birkaç şey söyleyeceğim. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Ali Koç 4 sene boyunca başarısız bir başkanlık sergilemiştir. Her ne kadar alsat içinde işte başarılı gözükse de her ne kadar işte amatör branşlarda başarılı gözükse de yani ana liman, ana branş futboldur. Hani gemiyi yüzdüren, geminin ayakta durmasını sağlayan futboldur. Futbol branşında Ali Koç başarısız olmuştur. Fakat 4 senelik başarısızlığının telafisi mümkün mü? Mümkündür. Mümkündür. Her sene zaten şampiyon olacak bir takım kimse beklemez. Kimse bunu imkan vermez. Ama 4 senenin sonunda kimsenin tartışamayacağı. Önemli bir futbol aklını teknik direktör olarak getirmek üzere. Hani tamam hata yaptım bugüne kadar ama daha ben ne yapayım demek üzere. Ali Koç şu anda hani ben daha ne yapayım demek üzere. Ve bu sene herkesin lan bu sene Fener'i şampiyon yapacaklar demesini sağlayacak futbolu da topu da oynattırmak üzere. Bakalım neler olacak sevgili arkadaşlar. Maç bitiminde İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Aslında İsmail Kartal bir nevi Jorge Jesus'u açıklamış diyeceğim. Şimdi bana kızacaksınız. Hocam ne açıklaması, bilmem ne yapması falan filan diye. Hemen İsmail Kartal'a kulak verelim arkadaşlar. Neler söylemiş bakalım. Siz karar verin. Biliyorsunuz Yeni Malatyaspor müsabakasının bitiminde gözyaşlarını da tutamadı diyor. Maçta konuşulacak pek çok şey yani pek bir şey yok. Maçta konuşacak bir şey yok. Rakibimizin durumu ortada. Allah yardımcılar olsun diyor. Böylesine güzel bir şehrin daha güzel bir yerde olması lazım. Maça iyi başladık ve skoru da bulduk diyor. Ve Fenerbahçe'ye veda ediyor İsmail Kartal. 5,5 aylık süre içerisinde Samandıra personeline, ekibime ve verdiğim mesajları çok iyi anlayan Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Ben ilk geldiğim zaman Fenerbahçe taraftarının ne istediğini biliyorum demiştim ve şu ana kadar taraftarımızın istediklerini verdik. Bunların hepsini yapan da oyuncu grubumuz çok iyi mücadele ederek, iyi oynayarak. Şimdi ne kadar olursa olsun arkadaşlar ben de bir öğretmen olduğum için söylüyorum. Tamam, oyuncu grubu ne kadar olursa olsun yapıyor ediyor ama yani rehberlik diye bir olay var. Yani Sivas'ı biliyorsunuz işte İstanbul'u biliyorsunuz ama orayı gezerken size birinin rehberlik etmesi ayrı. Kendi başınıza gezmeniz ayrı. Bu örnek daha da önemlisi yani. Neyse. Camiamızın birleşmesi beni çok mutlu etti. Ben bunları hayal ederek başlamıştım. Ben ilk gün neredeysem bugün de oradayım. Aslında ilk gün neredeysem bugün de oradayım derken hani şeyi mi kastediyor ikinci adam olmam diye. Bugün itibariyle sözleşmem bitti. Bundan sonrası için kararı başkanımız ve yönetimimiz verecek. Fenerbahçe için de benim için de hayırlısı olsun dedi. Futbolculardan övgüyle bahsediyor İsmail Kartal. Biz bugünlere oyuncularımızla beraber geldik. Birbirimize saygılı bir şekilde geldik ve ne istediğimi çok net bir şekilde anlattım diyor. Kadrodaki kalanlar demek ki saygılı değilmiş. Adaletlice, saygılıca bu seviyelere kadar geldik. Bugün bu takım bu seviyeye geldiyse en büyük pay sahibi futbolcularımızın ve taraftarımızın ifadesini kullanmış. Aslına bakarsanız bir nevi Jorge Jesus'u İsmail Kartal bir nevi Jorge Jesus'u açıklamış. Değil mi artık? Ya Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi desem herhalde kimse artık itiraz etmez. Yani İsmail Kartal açıklamış arkadaşlar görüyorsunuz. Ama hocam yani İkinci adam olabilir mi? Valla ben ikinci adam olması taraftarıyım. Mesela ben politik düşünen bir adamım. Biraz da zekice düşünmeye çalışan bir adamım. Ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam ikinci adam olurum. Risk sıfır. Sıfır. Şimdi Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında sözleşmelerin imzalandığı Portekizli hocanın Sarı-lacivertli kulübün başına geçtiği iddia edildi.
Yalnız sıradan bir iddia değil bu. Haberiniz olsun. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus ile yaptığı prensip anlaşmaya dair Portekiz'den daha fazla detay gelmeye başladı. Rekord'da yer alan habere göre Fenerbahçe Jesus ve ekibine toplam 7 milyon euro maaş ödemesi yapacak. Şimdi hocam hani 5'ti. Arkadaşlar 5 milyon euronun %40'ı 2 milyon euro yapar. Bu da biliyorsunuz %40 vergi dilimi uygulanıyor bizim ülkemizde futbolcu ve teknik direktör sözleşmelerinde. Yani bizim ödeyeceğimiz toplam 7 milyon euro ama ekibe ve kendisine vereceğimiz 5 civarı diyebiliyorum ben. Şimdi sözleşme tek şartın gerçekleşmesi halinde geçersiz kılacağı şekilde imzalanmış. Ancak Fenerbahçe Özgür Kabul'da yeni Malatyaspor'u mağlup edip Şampiyonlar Ligi ön elemelerine gidecek bir duruma geldiği için de bu şart ortadan kalkmış oldu diyor. Yani Fenerbahçe eğer Yeni Malatya'ya yenilseydi, Beşiktaş da evinde Yeni Mal şeyden Konyaspor'dan 8 yeseydi ki daha önce de yediklerinden belki alışkın olurlar diye Ali İsmail Kartal'a biraz korkudan A takımına çıktım. Bu şart geçersiz olacakmış ama böyle bir şey yok. Şimdi de Jesus'un uzun süren görüşmeler ve doğrudan temaslar yaptığı, bunun sonucunda sözleşmelerin imzalandığı kaydedildi. Aralık ayından beri görüşüyorlar demiş. Orada ben Twitter'a bir bakayım. Acaba Fenerbahçe bir teşekkür mesajı falan yayınladı mı İsmail Kartal'a? Çünkü bunu o arkadaşlar çok bomba troll bir olay var. Çok troll bir olay var. Bruno Paz diye bir futbolcu var. Bugün Beşiktaş Konya maçını izlemiş. Gerçi siz bu videoyu 22 maçta izleyeceksiniz. Tribünde denk gelmiş. 24 yaşında ön libero. Valencia'da kiralıkmış bu sezon. 2 gol 2 asist oynamış. Sağ bekte de oynayabiliyormuş. Sporting takımından kiralanmış. 26 maçta 2 gol 2 asisti var. 1629 dakika. Beşiktaş'ın aldığını falan söylediler. İşte şöyle böyle falan filan dediler. Meğersem Konyaspor almış. Yani meğersem Konyaspor almış. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin hani şeyini bulamadım arkadaşlar. Açıklamayı ya da bir teşekkür mesajı falan var mı diye baktım. Herhangi bir şey bulamadım. Yani beklediğim bu açıkçası. Fenerbahçe A takımından, işte Fenerbahçe resmi hesabından bir teşekkür mesajı yayınlanır diye düşünüyorum. Yani o da yayınlandıktan sonra herhalde bir şeyler olur diye düşünüyorum. Neyse. Aralıktan beri görüşüyorlar diyor. Şampiyonlar Ligi biletini alması haline gelecek diyor. Şimdi ilginç bir açıklama var. Ha bu arada teknik direktör İsmail Kartal maç değerlendirdi diye açıklama var. Sadece bu arkadaşlar. Yani değinmediğim bir yer var mı diye bakıyorum. Çok çok uzun konuşmuş arkadaşlar. 45 bin, 55 bin, 50 bin kişi maçlarımızı destekleyen müthiş taraftarımız falan filan diye. Bugün itibariyle, bu maç itibariyle burada Fenerbahçe'de kontratım bitti. Bundan sonraki süreçte yine söylüyorum. Kararımızı başkanımız, yönetimimiz verecek. Ne olup biteceğini bilmiyorum. Fenerbahçe için de benim için de hayırlısı olsun diyor. İkinci yarının lideri Fenerbahçe'dir. İkinci yarının en çok gol atan takımı yine Fenerbahçe. Biz olduk. Bu gururu oyuncularımız sayesinde elde ettik. Bugünler oyuncularımızla birlikte çok çalışarak göreve geldiğimde bazı şeyler söylemiştim. Ben o günleri neredeyse bugün de aynı yerde disiplin, otoriter bir yaklaşım. Hepimiz olan saygı, sevgi diyor. Hayırlısı neyse bundan sonra o olsun diyor. Ben böyle bir adamım. Bir de unutmadan geçmeyeyim. Dünya şampiyonu olan kadın boksörlerimizi tebrik ediyorum. O şampiyonlukla camiamıza, ülkemize armağan olsun demiş İsmail Kartal. Onu da söyledik. Şimdi Vitor Pereira'dan sürpriz bir Jesus açıklaması geldi. Ben en çok buna şaşırdım açıkçası. Yani eski teknik direktörümüz Vitor Pereira Jesus'la ilgili görüşlerini dile getirmiş. Hocam milliyetçiliktendir ya Fenerbahçe'nin değil diyenler de var. Şimdi 2 yıllık mukavele 1 yıl hafta içinde İstanbul'a gelecek diyor. Yardımcılarıyla geniş kapsam. Ha haberde demiş ki Fenerbahçe uzun zamandır takip ediyor. Yardımcılarıyla birlikte geniş kapsamlı bir transfer dosyası hazırlıyor demiş. Hani takviyeler gidecekler kalacaklar diye. Çok üst düzey bir teknik adam Portekiz için önemli bir isim demiş Vitor Pereira. Yani bu Brezilya'da da gayet mutlu olduğunu, her şeyin iyi gittiğini söylemiş. Bir tek
Yakıt fiyatlarından mı dem vurmuş bir şey var. Şimdi ben Vitor Pereira demişken kimsenin hakkına girmeyeyim. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye bu sene iki tane büyük katkısı var. Aslında ikiden fazla da. Bence en büyük iki katkısından biri Crespo, diğeri Kim Min-ji. Yani belki bu iki katkısı şampiyonluk kadar önemli olmasa da bence şampiyonluk kadar önemli sayılabilir katkıdır. Hani o sahiden Ferdi'den yararlanması var. Hocam iyi de Pelkas'ı geri götürdük. Ya arkadaş yapacak bir şey yok. Bazen eğitim zayiatı. Mesela Crespo'ya büyük övgü Atletico Madrid seviyesinde. Portekizli oyuncumuz Miguel Crespo'yu keşfeden eski antrenörü övgü dolu sözler söylemiş. Biliyorsunuz ismi de Atletico Madrid'den anılıyor. Hatta ismi anılmıyor. Başka şeyler de anılıyor. 2016'da Merelliense'ye transfer eden teknik direktör Mijael Sequeira konuşmuş. Övgüler yağdırmış. Ne diyor? Onu izlediğimde Neves'te oynuyordu ve 19 yaşındaydı. Çok iyi bir tekniğe sahipti ve daha o yaşta oyunu mükemmel okuyordu. Hem savunmada hem de hücumda harikaydı. Not burada araya girmem lazım. Zaytsev'deki düşüşü görüyorsunuz değil mi? Çünkü yanında onu tamamen tanımlayan bir Crespo olmayınca Zayt sıradan altı bir topçuya dönüştü. Farkında mısınız? Şimdi ben sorumu değiştiriyorum. Ben Zayt Fenerbahçe kalibresinde topçu değil dediğimde alay edenler. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Peki sorumu yine değiştiriyorum. Bu De La Cruz transfer edilse, Zayt da yan yana oynasa, Fenerbahçe orta sahası neye dönüşür? Neyse diyor ki Merilense başkanıyla konuştum ve onu transfer etmemiz gerektiğini söyledim. Crespo'yu transfer ettik. Geldiği sezonda yaklaşık 15 gol attı. Parlak bir geleceğe sahip olduğu çok belliydi. Fark oluşturan bir oyuncu demiş. Crespo birçok kaliteli özelliğe sahip. Yarışmacı bir takımda olmayı hak ediyor. Bizim ligimizde yani Portekiz'de olmadığı için üzgünüm. Atletico Madrid'de olacak kalitede. Harika bir karaktere sahip. Çok akıllı. Kafası her zaman yukarıda olan komple bir 8 numara demiş. Katılıyorum. Topu onun ayağından almak çok zor. Atletico Madrid kadrosunun bir parçası olabileceğine inanıyorum demiş. Sorumu değiştiriyorum. Arkadaşlar ayrı ayrı soru soruyorum da sorduğum anda cevaplayın. Yazın yoruma. Yorum çeşitliliği fazlalığı olsun. Allah nasip etti. Jesus geldi. Fenerbahçe'de hani tercihi daha az olan futbolcuları sattı. Elden çıkardım. Seneye şöyle bir kadro kurdu. Hani Altay, hani Osayi, Kim Minji, Salahi diyelim. Sol bekte Ferdi diyelim. Hani bunların da yedeklerini de düşünün o ayarda. Orta alanda Crespo, De La Cruz. İşte önünde Talisca diyelim. Misal veriyorum sadece. İki Türk oldu. Hadi İrfan Can sağ kanat oynasın. Hani üç Türk kuralından dolayı diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sola iyi bir sol kanat geldi. Forvet'e de iyi bir forvet geldi. Ya da on numarada Arda Güler oynuyor. İşte De La Cruz, Crespo. Arda Güler, İrfan Can oynuyor. Misal sağda canavar gibi bir kanat, solda canavar gibi bir kanat, forvette canavar gibi bir isim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaldı diyelim. Bu sene konuşulan rakamlar seneye en az iki katı konuşulmayacak mı? Hani Fenerbahçe kendi yağında kavrulmuş olsa, şampiyon olsa önümüzdeki sene satıştan dehşetül vahşet gelirler elde etmeyecek mi? O yüzden ısrarla söylüyorum. Jesus da gelecek olsa, başkası da gelecek olsa iskelet korunmalı. İskeletin eksik tarafları. Misal şunu da söyleyeyim. Mesela Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu'nun sol bek performansı gayet iyi. Sağda da değerlendirilebiliyor. Hocam 8 oynasın. Ya arkadaşım, milli takıma bu adam sol bek diye alındı. Düşün, sol bek diye alındı. Belki de uzun yıllar milli takımın sol beki olacak. Hani tam yerini bulmuş, orada iyi performans göstermiş, üstüne koymuş, eklemiş bir futbolcuyu alıp da ya sen 8'e tekrar dön demek bana tuhaf geliyor. Mesela ben Ferdi'nin arkasının Uğur Çiftçi, belki Eren Ermalı tarzı isimle doldurulması gerektiğini düşünüyorum. Misal bir Konan gelirse çok zıt karakterde futbolcular. Belki Konan formayı alacak. Sen Ferdi'den olacaksın. Ya bu riske girilir mi? Ya da sola Konan al. Sağ Osayi Ferdi devam edeyim desen hani dönüşümlü oynatırız diye. 5 yabancı 5 değişiklik kuralı tamam artık. Bundan sonra hep böyle ki ben çok beğendim bu kuralı. İnşallah devam eder diyordum. Anladınız mı arkadaşlar?
Bize lazım olan hücum bölgesi. Bizim hücum bölgesinde biraz daha iyi ve net transferleri yaparsak, eldekileri tutabilirsek. Mesela tam Salah'ı gitsin. 20'ye gitsin. Kim Minji Serdar Aziz kalsın. Tisserand da gitsin. Kol kır geliyor. Oraya bir tane daha stoper çekelim ya da Emir Ortakay'a monte edelim. Misal veriyorum. Böyle kolay değil arkadaşlar. Genç bir futbolcuyu getir, ekle. Kağıt üstünde kolay da gerçekte öyle olmuyor. Yumurtlayabiliyor. Hayatı kararabiliyor futbolcunun. İşte sağ bek o sahayı Nazım devam etsin. Sola da Ferdi Çağatay. Ben parayı forvete basacağım. Kanata basacağım da diyebilirsin. Bakalım neler olacak. Jesus istedi, Fenerbahçe peşine düştü. Forvet demişken onu da konuşalım. Arkadaşlar ilginç bir isimden bahsedeceğim. Bakın çok ilginç bir isim. Babacar Kamara. İyi de hocam bu forvet değil ki. Biliyorum. Haberi dinleyin. Şimdi Jesus'un ısrarla istediği, Fenerbahçe'ye ısrarla istediği Babacar Kamara ismi. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir transfer çalışması içinde olan Fenerbahçe yönetimi sürpriz bir oyuncuya kanca attı. Teknik direktör Jesus ile yapılan görüşmelerde Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'de kurmayları Senegal asıllı bir Fransız oyuncu Babacar Kamara'ya yönlendirdiği ortaya çıktı. Jesus ısrar etti. Jorge Jesus'un 22 yaşındaki yetenek için son derece ısrarlı olduğu gelen haberler arasında güncel piyasa değeri 25 milyon euro civarında olan ancak bonservis problemi olmayan Kamara için. Bonservis problemi olmayan Kamara için. Bakın çok ilginç şeyler var. Gerçekten çok ilginç şeyler var. Bonservis bedeli olmayan Kamara için Fenerbahçeli kurmayların tüm şartları zorlayacağı, yüksek ücret dışında ciddi bir imza parasını gözden çıkaracağı ifade edildi. Kamara'nın menajeriyle ilk görüşmenin yapıldığı da öğrenildi. Ancak oyuncuya birçok Avrupa kulübünün talip olduğu, Fenerbahçe'yi zorlu bir süreç beklediği bildirildi. Marsilya forması altında çok iyi bir sezon geçiren Kamara'nın geçtiğimiz günlerde Fransa milli takım aday kadrosuna çağrıldığı da ortaya çıktı. 24 yaşında 1,84 boyunda Kamara, Senegal asıllı olmasına rağmen Fransa milli takımını seçti. Geniş kadroya davet edildi. Şimdi hocam hani forvet? Aslında burada başka bir şey söyleyeceğim. Normal şartlarda yani 22 Mayıs 2022 itibariyle Kamara'nın Fenerbahçe'ye gelme ihtimali sıfırın altında. Doğru muyum? Doğruyum. Ben hep doğruyum. Sıfırın altında. Peki Jorge Jesus'un isteğiyle gelme ihtimali? Hocam %45 diyelim. Peki Salah yine 20'ye satılırsa, Jesus gelecek olursa, bak bizde yani burası savunma ağırlıklı bir lig, burada parlayıp çok yüksek bedellere gidebiliyorlar dense %60'ı bulur değil mi gelme ihtimali? Peki Salah'ın yanı sıra Kim Minji de 23 milyon euroya satılsa, Babacar'ın da sözleşmesine 25 milyon euroya serbest kalır diye bir madde eklense, gelme ihtimali %80'in üstüne çıkar mı? Hocam senin vereceğin 3-4 milyon euro para Allah'ını seversen nereye getiriyorsun? Peki ben size ağır bir şey söyleyeyim. Kol kırın yıllık ücreti 1,3. Sadece ücret vergisiz. Tisserand'ın yıllık ücreti 1,8. Etti size 3,1. 3,1. Novak'ınki 1,5. 4,6. Senin Babacar'ı getirebileceğin fiyatı söylüyorum. 2,2. Artı şampiyonluk bonusu falan eklersin. 2,2'ye getirilmez mi? Bence getirilir. Peki hocam becerebilir miyiz? Gelir mi? Ben gelir gelmez diyemem. Ama mantıklı. İkinci bir şey daha söyleyeyim. Babacar'ı savunmaya getirdin diyelim. Babacar'ı savunmaya getirdin diyelim. Becerdin getirdin diyelim. Hücuma da yine sözleşmesi bitecek bir baba yiğit getirdin diyelim. Kanatlara da iki tane iyi bir isim getirdin diyelim. Bu sefer hocam Jesus'a ne gerek var? Bu sefer ben de yaparım. İşte böyle olmuyor. Bu dik düşünceden, sığ düşünceden çıkın arkadaşlar.
Ben burada niye forvet 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 diyorum? Aslında birçok ipucu verdim. Belki de anlamamışsınızdır. Sözleşmesi süren futbolcularla da görüşüyoruz. Boşta olan futbolcularla da görüşüyoruz. Herkes bir forvet bekliyor ama bir bakmışsınız Fenerbahçe iki forvet almış. Olmaz olmaz demeyin. Her an her şey olabilir. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü. Valla korkuyorum. Nazar değdireceğim diye korkuyorum. Jailson geldiği zaman ben dedim ki bu Fenerbahçe seviyesinin çok üstünde bir topçu. Hani Atletico Madrid seviyesinde bir topçu falan dedim. Jailson gayet iyiydi ama Ali Koç yönetimi transfer yapmayınca stoper oynamak zorunda kaldı. Sonra da düşüş başladı. Crespo için de diyorum. Şimdi Crespo'yla Şampiyonlar Ligi'ne gitsen, bir sene sonra yani Fener önümüzdeki sene şampiyon olsan 40'tan aşağı satmazsın. Harbi söylüyorum 40'tan aşağı satmazsın. Şu performansı birazcık üstüne koysun 40'tan aşağı satmazsın. Kim Minji elde tut. Sözleşmesine serbest kalma bedeli 40 yaz. Seneye 40'tan aşağı satmazsın. Yalan diyorsanız buyurun arkadaşlar ne diyorsanız. Ha kimi satıyorsan Babacar Kamara'yı getirebilirsin. Gareth Ortega boşa çıkıyor getirebilirsin. Yani bu kadar paran olacak. Hiç değilse forveti de kıyarsın belki. Onda diğer kısımda konuşalım arkadaşlar. Çok uzatmışız. Kusuruma bakmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Uzun lafın kısası Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi hayırlı uğurlu olsun inşallah bir aksilik olmaz. İsmail Kartal da zaten gereken açıklamayı yaptı. Görüşmek üzere. Bir beğeni çok görmeyin.